Anne babalar bu haberimize dikkatli izleyin. Minecraft bir bilgisayar oyunu. Şiddeti özendiriyor onlar, tetikliyor. Çok konuşuluyor. Dünya ünlü oyun Roblox bugünlerde uygunsuz içerik skandalıyla gündemde. Ebeveynlerin yaptıkları en büyük hata oyun dünyasında çocuklarını yalnız bırakmak. Adı Huggy Wuggy, Poppy Playtime isimli bir oyunun karakteri. Gecenin bir vakti kızım sıçrayarak uyanıyor. Haberlere çıkan oyunlara bakmadan önce sizlere bir şey diyeceğim. Oğlum siz ne yaptınız lan öyle? Lan geçen son videoda bir abone olun dedim. Bir gün içerisinde tam 2000 kişi aramıza katıldı. Siz ne yapıyorsunuz? Bak şimdi helal olsun size vallahi, yemin ediyorum. Beni onurlandırdınız. Gerçekten de YouTube'un en güçlü çetesi olduğumuzu bir kez daha gösterdim. Hemen yorumlara yeni katılanlar bir yazsın. Bir bakalım aramıza kimler katılmış. Bir hoş gelmiş, sefa getirmiş. Başımızın üstünde yeri var. Son bir şey daha söylemek istiyorum. 500 bin abone olmamıza çok az kaldı. Herkese haber salın. Başlıyorum. Evet, let's go! Bugün haberlere çıkan oyunları oynayacağım. Daha önce test ettim. Sizler için test ettim. Hatta gelin nasıl oynadığımı hep birlikte izleyelim. Hadi bakayım. Let's go! Birinci oyun Minecraft. Dünya çapında 100 milyon kullanıcısı, Türkiye'de de on binlerce tutkunu olan bilgisayar oyunu Minecraft, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Oyunun çocukların gelişimini olumsuz etkileyen şiddet içeriği var mı yok mu inceleniyor. Eğer şiddet unsuru bulunursa oyun yasaklanacak. Oyun yaratıcılığı geliştiriyor ancak içinde şiddet unsurları da yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu yüzden harekete geçti. Oyun için inceleme talimatı verdi. Ulan Minecraft'tan ne istediniz be? Minecraft dünyada sadece Türkiye'de yasaklanmış. Saçma bir şekilde bence. Anlatınca zaten anlayacaksınız. Oyunda avlanıyoruz, kendimize göre binalar falan yapıyoruz. Bu oyunu araştıran uzmanlar çocuklara olumsuz etkileri olduğunu söylüyorlar. Nedeniyse şuymuş, hayvana şiddete teşvik ediyormuş. Kendinize ait bir dünya oluşturduğunuz için uzmanlar tarafından da bu asosyalliğe teşvik edildiği söyleniyor. Çocukları ama. Çünkü küçük çocuklar bundan etkilendiğini düşünüyorlar uzmanlar. Neden böyle düşünüyorsunuz uzmanlar? Gayet de oynarken hayal gücünüzü geliştiren bir oyun bence. Yani yasaklanma nedeni çok saçma. İkinci oyun Roblox. Bu zorluklara şimdi bir de istismar tehlikesi eklendi. Dünya ünlü oyun Roblox bugünlerde uygunsuz içerik skandalıyla gündemde. Hemen hemen her çocuğun oynadığı, oynamasa da bildiği Roblox'ta istismar skandalı yaşanıyor. Roblox oynuyor musun? Oynuyorum ama babam siliyor. Ona baktım ve çok uygun değil bize. Nereye geldik biz şimdi? Bu müzik ne oğlum ya? Şuradan bir çıkalım ilk önce. Evet, oteldeymişiz şu an. Yağmur yağıyor. Şuraya bir ne aldık lan biz az önce? Onam onam şöyle de bir bakayım da otel de güzelmiş ha. Valla şurada kendimi bir ısıtayım. Şurada bir hayal ettim de ben buradan çıkmam lan. Bu otelde bazı sırları çözeceğiz. Hep beraber yorumlarda bana yardımcı olun. İlk defa Roblox oynuyorum. Bilmediğim bazı şeyler varsa bana öğretin. Evet, burada bir anahtar var. Bu kapı açılıyor mu? Bir dakika. Heee. Eyle açabiliyoruz mu? Anahtara ihtiyacımız var. Hadi gelin. Heh, aldık. Bu hala burada. Aha, açtık. Bakayım sağda solda bir gizli bir pucu gibi bir şey var mı? Yok. Ya devam edelim. Kapıyı arkamızdan bir kapatalım. Ben böyle şeylerden çok korkarım. Tuvalete giderken koşarak gidiyorum ben. Gelirken de arkama bakmadan geliyorum. Aa, burada ne varmış? Oy! Dur, gereksiz korktum da bu niye bunun içine girdi? Ve niye biz şu an buradayız? Allah'ım aklımı çıkardı ya. Gerizekalı ya. Salak aptal. Kendime diyorum değil mi? Şu an ben oynadığım için. Korktum. Tamam, çık. Allah! Oh, nefessiz kaldım lan bir an. Neyse ya, şuradan geçelim ha. Burada kimse yok mu? Oo, yatağı da bomboşmuş ha. Yatağın altına niye girdi bu? Oğlum biri yok. Çık şuradan. Korkutuyorsun beni. Aha. Yanahtar yine daha bulduk. Gelin benimle, gel. Burada... Ya al, mümkünse buna dolapları göstermeyin. Bu arada etraftaki amblemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Belki bize bir mesaj falan verenler var. Evet. Evet, bu kapıyı da açıyoruz. Ne var ki yani şu an? Ben baya çözüyorum şu an. Otelde korkusuzca cesurca ilerliyorduk. Hadi! Az önceki sahneyi unutun olur mu? Az önceki sahneyi unutun çünkü az önce kapının açılmasından korktum. Hani korkusuzsun oğlum sen? Gel lan. Aha. Allah'ım ne oluyor? Biri geliyor. Lan hepsi bizi öldürüyor ya. Bitiriyoruz oğlum, oyunu bitireceğiz. Siz sakin olun. Rahat olun. Siz bana güvenin. Uğraş gelirse güvenmeyin.
22'ye geldik lan. Hayır hayır, geri kapat, geri çık 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 çık. Kaç, Allah kahretmesin, kaç. Bu video ilerideki çocuklarım izlemesin. Asla cesur bir babanız var, her zaman unutmayın. Gel gel gel. Havala geliyor. Kaçtım kaçtım. Az önceki sevincimi sakın edit yapmayın. Abi bu yatağa sen gelmiştin ben. Anahtar burada. Evet işte bu bebek. Nasıl bitiriyorum ama. Bak bak, pis pis, biri beni tıslıyor. Kedi mi var lan orada? Hadi oğlum. Hadi. 28'e geldik. Helal olsun. Aa bu göz. Göz tabloları. Hey hey, bu beni bakmasın. Bakma bakma bakma. Bakma. Aa burada bir göz var. O her yerde. Bir dakika, her yerde. Kapıyı çalıyor. Tamam hadi hadi, hızlı geç hızlı geç hızlı geç. Allah'ım. Öleceğim. Öleceğim. Abi her yerde şu an. Oğlum çoğaldı bunlar. Hey 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 hey. Oğlum ne oluyor? Hadi hadi kaç kaç. Allah'ım arkamdan bir şey geliyor gibi hissediyorum. Ses yükseliyor. Hey. Kaç. Kaç. Oğlum bu ne? Oy. Hadi hadi. Allah'ım yakaladı yakaladı. Aa! Sek tarafından yakalandın. Harika. İlk defa Roblox oynamama rağmen ben çok eğlendim. Eğlendiğim sahneler buraya gelsin. Hadi hadi. Bayağı eğlenmişim. Sizce nasıldı? İlk defa oynamama rağmen bence gayet başarılıydım. Üçüncü oyun. Angela. Konuşan kedi Angela. Öyle masum göründüğüne bakmayın. Çocuklar bize devamlı konuşan kedi Angela hakkında mesajlar gönderiyor. Angela haberlere çıktı. Gözlerinin ardında biri var. Devamlı sizi izliyormuş gibi. Her zaman uygulamadan ve telefonunuzdan çıksanız dahi. Konuşan kedi Angela'nın mavi gözlerinin arkasında sanki biri sizi izliyormuş gibi tepkiler var. Duyduğuma göre konuşan kedi Angela yurt dışında yasaklanmış. Yasaklanmasının sebebi ise bir hacker tarafından bu oyun yapılmış ve o hacker oynayan insanları izliyormuş. O halde Angela'yı test etmeye geçelim. Geç. Woo! İlk önce Angela oyununa gelen yorumlara bakalım. Oyun tehlikeli. Ünle. Gözünde çocukları izleyen adam var. Ünle. O yüzden yalvarırım indirmeyin. Ünlem yok. O köşedeki butona basmayın. Ünle. Random. Bir yıldız bile hak etmiyor. Sanki beni izliyormuş gibi. Demek denilenler doğruymuş. Angela diğer şirketlerin uygulamalarındaki ve web sitelerinde eylemlerini takip etsin mi? Etsin mi bakalım? İzin verdik. Hadi bakayım. Seni duymak için mikrofon erişimine ihtiyacım var. Ba ba ba. Açıyorum. Merhaba Angela. Merhaba Angela. Anam beni taklit ediyor lan bu. Bir şey. Anam beni taklit ediyor lan bu. Lan bu çok iyi. Bu arada bu oyunu ilk kez oynuyorum. Okey. Bu arada bu oyunu ilk kez oynuyorum. Lan bir sus yeter artık, konuşamıyorum. Musa Bilir çok yakışıklı bir çocuk. Musa Bilir çok yakışıklı bir çocuk. Musa Bilir kanalına abone olun. Musa Bilir kanalına abone olun. Aferin lan, seni sevmeye başladım ha. Bir saniye, ilk önce gözüne bakacağım. Bakayım gözünde bir hacker var mı? Bizi izleyen aferin, bir hacker var mı? Lan bir sus. Aa gitti gitti geri gitti. Öyle bir tane köpek geldi lan. Angela uygulamasını yavaştan başlıyorum test etmeye. Bakalım. Ya ne tatlı bir şey. Bak dokunduğumda hapşırıyor. Bakayım buraya dokun. Aa dokunmasını sevmiyor bak. Bakayım. Oo bacağına dokundum, vurdum. Tamam tamam. Oo bir saniye. Yan masadan müdahale geldi. Bakalım biraz daha vurayım. Ay geçti. Tamam 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 tamam. Vallahi özür dilerim, tamam sakin. Dördüncü oyun Poppy Playtime. Arkamda gördüğünüz Poppy Playtime oyunundaki bu karakterin adı Huggy Wuggy. Çok sevimli diyemeyeceğim ama çocuklar arasında oldukça popüler diyebilirim. Daha önce de bültenimizde yer vermiştik, çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini aktarmıştık. Yani haber şu ki, psikolojiyi bozduğu ve korkuyu tetiklediği tespit edilerek oyuncakların piyasadan toplatılması kararı. Satış yapana ise 123.600 lira para cezası kesilecek. Huggy, oyuncak korkunç gözüküyor. Biraz korkuyorum. İnsan yiyor. Sevimsiz, ne diyebilirim ki? Çoğu arkadaşın da var. Psikoloğa giden arkadaşları da var. Bu oyunun yasaklanma sebebi, oyunda sizi mavi bir oyuncak peşliyor. Bu oyun küçük yaştaki çocukların bilinçaltına korkunç oyuncaklar varmış etkisi yaratıyor. Bu oyunu oynadıktan sonra çocuklarının etkilendiğini fark eden anne babalar
çocuklarına bu oyunu yasaklıyorlar. Ve de bu oyunu şikayet ediyorlar. Bana çok da mantıklı gelmedi hacı. Bana yasaklanma nedeni saçma geldi. Bilmiyorum, ben oynarken hiç etkilenmedim. Yani ben oynarken hiç de korkmadım bu arada. Beşinci oyun Yandere. Çocuklarımızın ellerinden düşürmediği telefonlardan ve tabletlerden kolayca ulaşabildiği bir oyun var. Ama sadece adı oyun. Çünkü içinde şiddetin her türlüsü var ve gözümüzden bile sakındığımız evlatlarımızı akran zorbalığıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu oyun çok daha tehlikeli. Silahlı çatışma, şiddet. Ben önermiyorum. Şimdi bir tane anime karakteri bir tane çocuğa aşık oluyor. Bir lisede geçen ve içerisinde birçok şiddet unsurunu bulunduran bu oyunu bilmeyen çocuk sayısı yok denecek kadar az. Yandere'yi de oynamamı istiyorsanız eğer aşağıda yorumlara yazın. Ben de oynarım, eğleniriz, güleriz. İyi olur. Benim için çok güzel bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olup zili tuşuna açmayı unutmayın. Zaten bu dakikaya kadar like attığınızı düşünüyorum. Şunu asla unutmayın ki sizleri gerçekten de çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm.